Şimdi açıkçası bilinçli bir kitle, bilinçli bir halk demin Hilmi Bey şunu ifade etti. Yani amaç daha çok seçime, politikaya yönelik olarak, seçim politikası olarak yürütülüyor. Evet, yani dini duyguları baskın olan ve çoğunlukta olan bir ülkede yaşıyoruz. Fakat bu aynı zamanda Türkiye'de yaşayan bireylerin şu bilinçli olması şart. Evet, düşünce ve fikir hürriyeti olmadığı sürece dini yaşamanın da hürriyeti olmaz. Yani siz biri düşüncesini ifade ediyor, başka bir kitleye yönelik olarak ya da mezhebe yönelik olarak ifade hürriyeti kapsamında kendini ifade ettiğinde bunun önüne geçilmesi, bunun önünün kapatılması ya da bunun dince tabi tutulması aynı zamanda bireyin dinini ve dini yaşama koşullarının da önüne geçilmesi demektir. Çünkü mevcut düzen ya da iktidar değiştiğinde bu durumda değişen iktidar farklı bir görüşte olduğunda bu sefer dinini yaşamak isteyen, dinle ilgili kendini ifade etmek isteyen, düşüncesini ifade etmek isteyen bireyin önünü ve düşüncesini bir yap yani önünü keserek bir yaptırıma tabi tutabilecektir. Bu teamülün önüne geçilmesi gerekiyor. Bu teamülün bitmesi gerekiyor. Bunun da tek teminatı hukuktur, eğitimdir ve hukukun gerçek hukukçular tarafından tatbik edilmesidir.